Türkçenin etkili kalemlerinden Elif Şafak, Lahor Edebiyat Festivali tarafından Yaşam Boyu Edebiyata Katkı Ödülü'ne layık görüldü. Nobel Edebiyat Ödülü sahibi usta romancı Orhan Pamuk da Yasnaya Polyana Edebiyat Ödülleri'nde yabancı edebiyat dalında Kafamda Bir Tuhaflık isimli eseriyle ödül kazandı. Ödülün barize bir aksiyon olsun. Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Gönül Ülkü Özcan İstanbul'da hayatını kaybetti. 2009 yılında ölen usta tiyatrocu Gazanfer Özcan'ın eşi olan Gönül Ülkü, 16 yıl Kuruntu Ailesi dizisinde oynamış, en son Yazın Öyküsü dizisinde rol almıştı. İyi, saklamayın. Peki, tamam, yıkadık. Now he faces his greatest challenge yet. Mr. Robot dizisindeki başarılı oyunculuğu ile Altın Küre kazanan Rami Malek, Freddie Mercury'nin hayatının anlatılacağı Bohemian Rhapsody isimli filmde ünlü şarkıcıyı oynayacak. Filmin yönetmenliğini ise Bryan Singer üstleniyor. Bu yıl 11.si düzenlenen Contemporary İstanbul'un açılışı kendilerini milli görüşçü olarak tanıtan bir grup tarafından basıldı. Grup sergideki ressam Ali Elmacı'nın eserinin kaldırılması üzerine olay yerinden ayrıldı. Taylor Swift bu yıl yeni albüm çıkarmamasına ve sadece bir kere sahneye çıkmasına karşılık 170 milyon dolarlık geliriyle senenin en çok kazanan kadın şarkıcısı oldu. Swift'in reklam anlaşmaları sayesinde bu geliri elde ettiği açıklandı. Tartışmalı filmlerin yönetmeni Lars von Trier'ın yeni çekeceği filmin başrolü belli oldu. Matt Dillon, The House That Jack Built isimli yapımda bir seri katili oynayacak. Oyuncuya Bruno Ganz'ın eşlik edeceği de öğrenildi. Amerika'nın en uzun süredir yayında olan çizgi dizisi Simpsonlar, 29 ve 30. sezon için Fox TV ile anlaşma imzaladı. Hey Bert, is your cootie shot ready?